Efendim geceniz hayır olsun. Hayırlı geceleri diliyorum. Muhabbette saygıyla selamlıyorum. Güzel bir akşam olsun, iyi bir gece olsun, güzel bir muhabbet olsun diyoruz. Yine sohbet yaygımızı, muhabbet yaygımızı yayacağız. Gelin dostlarla beraber söyleşeceğiz. Muhabbetimiz olacak. İşte karşılıklı. Çok bir şey bildiğimizden değil ama yani bir azık gibi nevalimizde ne varsa aynı muhabbet sofrasına birlikte oturup birlikte söyleşeceğiz. Şimdi tabii sohbetler, muhabbetler, okumalar, işte dergiler, hikayeler, kitaplar, yazarlar, şairler, bunları okuyarak aslında yolda olgunlaşıyoruz. Yani birdenbire olgunlaşmamız mümkün olmadığına göre bir okuma ameliyesiyle ancak bunu yapabiliriz ve okumadan vazgeçmemiz mümkün değil. Okumadan vazgeçmemiz mümkün değil ama okuduğumuzu anlamaktan vazgeçmemiz mümkün olmamalı aslında. Yani çok okuyoruz ama hiç anlamıyor isek orada bir problem var demektir. Yani yolda olgunlaşmak, okuyarak olgunlaşmak, düne göre bugün daha yeni bir şey öğrenmek, önceki güne dün göre dün daha yeni bir şey öğrendiğimiz gibi bugün de düne göre yeni bir şey öğreniyor. Kendimize yeni bir şey katıyor, bilincimizi yukarıya çıkartıyor, anlayışımızı, idrakimizi genişletiyor olmamız gerekiyor. İki günü müsavi değildir hadisi şerifi Hazreti Peygamber'in ruhaniyetine selam olsun, şefaati üzerimize olsun inşallah. Belki de böyle anlamak mümkün. Yani o ruhaniyete göre bakıyor olmak lazım. Olgunlaşma konusunda bazen ters işte işleyen durumlar var. Yani yıllar evvel tanıdığınız, tekrar karşılaştığınız bir kişi birdenbire bakıyorsunuz ki bir meselenin çok radikali olmuş. Bir konunun çok savunucusu olmuş. Bir konunun çok önde gideni olmuş. Öfkesi kabarmış, hırsı kabarmış, kini kabarmış, öfkesi taşmış bir hale geliyor. Halbuki yaş olarak olgunlaşmaya doğru giderken zihnende, fikrende, anlayış olarak da olgunlaşmaya gidiyor olmamız gerekmez miydi? Yani biz yeni şeyler okumamış mıydık? Yeni bilgiler edinmemiş miydik? Yeni dergiler, yeni hikayeler, yeni şiirler, yeni öyküler, yeni romanlar okumadık mı? Temel kitaplardan okuduklarımız olmadı mı? Hiçbir sohbete gitmedik. Hiçbir sohbeti canana denk gelmedik. Hiç mi kendimizin bütün vasıflarından, titrelerinden, özelliklerinden vazgeçip de diz çöküp bir sohbeti canan dinlemedik? Yapmadık mı hiç bunu? Peki o zaman niye bu yolda olmamıza rağmen olgunlaşmıyoruz da fazlalıklarımız, taşkınlıklarımız oluyor? Bunun üzerine düşünmek lazım. Yani bugün bu aklıma geldi. Bunun üzerine düşünelim derim efendim. Yani yol bizi olgunlaştırması gerekirken, yaş bizi olgunlaştırması gerekirken, okuduklarımız, çizdiklerimiz, dinlediklerimiz, gördüklerimiz, tecrübelerimiz, deneyimlerimiz bizi olgunlaştırması icap ederken niye biz giderek ham hale geliyoruz? Yani ham ervahımız has ervah haline gelmesi gerekirken niye giderek geriye düşüyoruz? Bu sorunun cevabı galiba hepimiz açısından düşünmesi gereken bir cevap. Yani niye böyle oluyor? Bu soruyu bir yere koymamız lazım. Yani has ervah olmamız gerekirken niye ham ervah halinde kalıyoruz? Ve yoldaki olgunlaşmayı, yoldaki ilerlemeyi, kamil olmayı, idrakimizi yüceltmeyi, mana doğumu yaşamayı, akıl doğumu yaşamayı, idrak doğumu yaşamayı niye gerçekleştiremiyoruz diye bunun muhasebesini yapıyor olmak lazım. Çünkü yani insan okuyoruz, insana dair şeyler öğreniyoruz, hakikate dair şeyler öğreniyoruz değil mi? Kendimize dair şeyler öğreniyoruz ve bu hakikatleri öğrene öğrene, anlaya anlaya, idrakimize getire getire, esmalarla bedenimizde ve düşüncelerimizde zuhura çıkarta çıkarta aslında olgunlaşıyor olmamız lazım. Sonucu olgunlaşma olmuyorsa acaba burada başka türlü sıkıntılar mı var? Yani mesela egomuz artıyor, narsist hale getiriyoruz, yedek tanrılar oluşturuyoruz. Bu yedek tanrılar oluşturma meselesini de çok dikkate almak lazım. Yani kalplerimizi katındaki nimetlere rağbet ettirmiyor olmasına rağmen Cenab-ı Hak, Allah bize işte geçen konuştuk, Kerem, Bab-ı Kerem'deyiz. Yani Allah kalplerimizi kendisinin rahmetine rağbet ettiriyor. Kalbimiz rahmete, muhabbete, ilahi bilgiye, marifete, hakikate bu kadar yakınken ve bu kadar kalbimizi Allah buna rağbet ettirirken ne oluyor da biz bu rağbeti devam ettirmiyoruz ve bu rağbetin sonucunda da
bir olgunlaşmaya, bir kemale gitmeye gitmiyoruz. Niye egomuz artıyor? Niye kibrimiz artıyor? Niye kendimize bu kadar güveniyoruz? Niye yedek tanrılara bu kadar yaslanıyoruz? Halbuki bizim müvahhid olmamız gerekmez mi? Tek Allah'a inanıyor olmamız gerekmez mi? Değil mi? Kur'an bizden bunu istiyor zaten. Peki ne oluyor da biz bunu yapamıyoruz? Bunlar galiba üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir şey. Diyor ki işte insan, ya ben gitsem yapardım diyor. Ben gitmiş olsaydım, konuşmuş olsaydım çözerdim diyor. Benim çevrem, benim bilgim, benim tanıdıklarım, benim eğitimim, benim ihtisasım, benim diplomalarım, benim sertifikalarım, benim tecrübelerim, benim şunlarım, benim bunlarım. Bütün bunlar yedek tanrılar oluyor aslında. Her şeyi Allah çözer. Her şeyi Allah yaratır. Her düğümü Allah çözer. Her sorunu Allah giderir. Peki az evvel söylediğimiz cümleleri kurduğumuzda biz Allah'ı nereye bırakmış olduk? Nerede kaldı Allah? Benim aklım, benim fikrim, benim bilgim, benim duygum, benim hissiyatım, benim ağabeyim, benim hocam, benim şeyhim, benim üstadım, benim öğretmenim, benim yazarım, benim çizerim, benim şairim demeye başladığımız zaman bütün bunlar çözüyorsa eğer meseleleri, Allah'ın yaratıcılığı nereye gitmiş oluyor? Allah yaratmıyor muydu her şeyi? Sorunları Allah çözmüyor muydu? Güç ve kuvvet sadece Allah'ta değil miydi? Biz acaba farkında olmadan kendi muhayyile dünyamıza, kendi hayal dünyamıza, kendi düşünce dünyamıza, kendi zihin dünyamıza yedek tanrılar mı acaba oluşturduk? Bu mesele tevhid ehli olmak isteyen için, vahid olmak isteyen için, tek tanrı, tek Allah, tek ilah inancına gitmek isteyenler için çok mühim bir mesele olması gerek. Yani hem tek Allah'a inanacaksın, hem ben gitseydim halledecektim diyorsak eğer, burada bir sıkıntı var demektir. Bu yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyamadığımız ya da hiç okumadığımız anlamına gelir. Eğer okuyor isek, anlama yönünde bir çabanın, bir gayretin, bir emeğin, bir terin olmadığını da gösterir. Okuyoruz ama daha evvel konuştuğumuz gibi çıkış yolumuz anlamaktır demiştik ya, okuyoruz ama anlama konusunda mı bir problemimiz var? Anlama gayretinde mi bulunmuyoruz acaba? Konforlarımızı mı bozmuyoruz? Ya biraz anlamaya, biraz tefekkür etmeye, biraz idrak etmeye, biraz işin içerisine girmeye, biraz uykularımızın kaçmasına, biraz karnımızın sancılanmasına filan razı olmuyor muyuz acaba? Biraz rahatı mı tercih ediyoruz? Bu düşünülmesi gereken bir şey. Yani ya hayatın öte yakasına geçtiğimizde, öte aleme gittiğimizde, perdeyi gayb açıldığında, hakikat ortaya çıktığında, muvahhid olarak, ehli tevhid olarak uyanmak istemiyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, Peygamberimizin yanına, bir muvahhid insan olarak, bir tevhid eden, birleyen bir insan olarak gitmek istemiyor muyuz? Bilincimizi, inancımızı, anlayışımızı, davranışlarımızı buraya getirmek istemiyor muyuz? Böyle sorarsa, evet istiyoruz diyoruz. Evet ben Allah'ın karşısına ehli şirk olarak çıkmak istemiyorum. İkileyen olarak çıkmak istemiyorum. Allah'ı bir gören, bir Allah'a inanan, bir Allah'a secde eden, bir Allah'a yönelen insan olarak çıkmak istiyorum diyeceğiz. O zaman ilişkilerimizi, evrenle ilişkilerimizi, insanla ilişkilerimizi, Allah ile olan ilişkilerimizi buna göre düzenlememiz lazım. Ve bazı cümlelerimizi değiştirmemiz lazım. Ve bu cümleleri yolda olgunlaşarak yapıyor olmamız lazım. Yani yolumuzda yürürken, öğrenmelerimizi, bilgilerimizi tazelerken, bir şeyi idrak ederken yolda biraz düzenlememiz lazım. Öyle ayetler var ki Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman, yani insanın pek çok putu yaptığı anlaşılıyor. Biz put deyince sadece taş filan zannediyoruz. Taştan bahsedilmiyor aslında. Başka bir şeyden bahsediliyor. Bizim taşa vermiş olduğumuz anlamdan bahsediliyor. Bizim taşa yüklediğimiz manadan bahsediliyor. Ya da illa somut olması gerekmiyor. Ben hallederim dediğinde, gücü ve kuvveti kendinde gördüğünde bu da bir put haline gelmiyor mu? Ben öyle güzelim ki saçımı şöyle bir savurduğum zaman işte başkalarının halledemediği şeyi hallederim dediğinde
Bu bir put olmuyor mu? Ben öyle bilgiliyim ki ben gidersem bunu hallederim dediğimizde bir yedek tanrıcık oluşturmuş olmuyor muyuz? Yani burada tevhid ehli olmaktan çıkmıyor muyuz? Ehli muvahhid olma konusunda bir problem meydana getirmiyor muyuz? Ben zenginim kardeşim. Her işi yaparım. Sen söyle bana, ben hallederim. Gerisine karışma sen filan gibi cümleler kurduğumuzda Allah'ı unutmuş olmuyor muyuz? Allah'ı devreden çıkartmış olmuyor muyuz? Kendimizi bir yedek tanrı haline getirmiş olmuyor muyuz? Ya da o duygumuzu, o bilgimizi, o becerimizi, o anlayışımızı, o çevremizi, o tanıdıklarımızı ya da tanınmamızı bir tanrı haline getirmiş olmuyor muyuz? Biz put deyince illa türbeleri hatırlıyoruz ya da illa cahiliye devrinde işte böyle önüne konulan taştan yontulmuş heykellerden filan bahsediyor zannediyoruz. Putlar sadece keşke onlardan ibaret olsa. Biz kendi duygularımızı yani bazı duygularımızı put haline getiriyoruz. Kendimizi put haline getiriyoruz. Öylesine narsist, öylesine özsever, öylesine kendisini etrafında dünyayı çeviren bir hale gelmişiz ki biz kendimiz kendimize put olmuşuz. Ama sorsan en iyi Müslüman benim. En iyi muvahhid benim. En iyi ehli tevhid benim. En iyi sağlam inanç, sahih inanç sahibi benim diyoruz. Ve belki de farkında olmadan aslında şirkiye bulaşmış olmamıza rağmen kendi içimizde hem de birden fazla tanrılar oluşturduğumuz halde kendimizi tevhid ehli görüyor olmamız hazin değil midir yani? Böyle bir şey çıkarsa ahirette karşımıza, ben Müslümanım dediğimiz halde, ben iman ehliyim dediğimiz halde, ben ehli tevhidim dediğimiz halde, ben muvahhidim dediğimiz halde, ben İbrahim'in yolundan gidiyorum, ben İsmail'in yolundan gidiyorum, ben Nuh peygamberin yoluna gidiyorum, ben Hz. Muhammed aleyhisselam yolundan gidiyorum, ben sahabenin ehli beytin yolundan gidiyorum derken, acaba kendi içimizde oluşturduğumuz o yedek tanrılar da öte tarafta karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Bunu bugünden, şimdiden düşünmemiz gerekmiyor mu? Bence gerek. En mühim mesele bu. Çünkü tevhidden uzak kaldığımızda, yani ehli tevhid olmadığımızda, şirke bulanmış bir yapımız olduğunda, bütün yaptıklarımız boşa gitmiş olacak. Yani tevhid ehli olmadığımız için, Allah'ı bilemediğimiz için, iki gördüğümüz için, şaşı baktığımız için, hatta ikiden fazla tabii. O kadar çok kendimize özlemsiyoruz ki ikiden de fazla. Belki de beş tanrımız var, on tanrımız var bilmiyoruz. Kimi güzelliğin tanrı edilmiş, kimi bilgisini tanrı edilmiş, kimi çevresini tanrı edilmiş, kimi ırkını tanrı edilmiş. Övünüyoruz bazen. Bizim Çerkezler şöyle şöyle olur diyorum mesela. Çok tehlikeli cümleler. Yani bağlamını Allah'a bağlamadığımız sürece problemli hale geliyor. Demem lazım ki Allah Çerkezleri öyle yarattı ki şöyle şöyle adetleri var. Bu İslamiyet'e uygun, örfümüze uygun, şer-i şerife uygun, Kur'an'a uygun demem gerekir eğer uygunsa. Ama bu bağlamı kopararak bizimkiler şöyle dediğimde, bizim cemaat böyle, bizim Çerkezler böyle, bizim Türkler böyle, bizim Arnavutlar böyle, bizim tarikat böyle, bizim cemaat böyle dediğimde, Allah'la irtibatı kopararak bir cümle kurmuş oluyorum. Ve belki farkında olmadan şirk pisliğine bulaşmış oluyorum. Paçalarıma sıçramış oluyor şirk pisliği. Halbuki şöyle desem, yani Allah bu cemaate, bu yapıya, işte bu anlayışa çok güzel rahmetlerde bulundu. Hiç şirk bulaşmıyor. Hep Kur'an'dan bahsediyorlar, hep peygamberden bahsediyorlar, hep tevhidden bahsediyorlar. Ve ben onları tanıdım. Daha evvel yanlış şeyleri kendime taptığım halde, sevgilime taptığım halde, kendi duyguma taptığım halde, güzelliğime taptığım halde, ne bileyim, bilgime taptığım halde, çevreme taptığım halde, çevremin beni sevmesine taptığım halde filan mesela çoğaltalım. Ondan sonra oraya gittim, o kişileri tanıdım, benim yanlış yere ibadet ettiğimi gördüm. Ben kendimi Allah'a ibadet ediyorum sanırken aslında kendime ibadet ediyormuşum. Kendim nefsime secde ediyormuşum. Kendimdeki özellikleri, üstelik Allah'ın vermiş olduğu bir nimeti ilahi olarak vermiş olduğu, bir mevhibe-i ilahi olarak Allah'ın bana vermiş olduğu bazı özelliklere, Rabbi hasıma,
ona tapıyormuşum ben aslında. Allah'a ibadet etmiyormuşum, Allah'a kulluk etmiyormuşum demiş olacağız. Yani ben öyle bir giyinirim, öyle bir girerim ki herkes bana bakar. E baksın ne olacak? Allah sana baktığında ne halde olacaksın? Esas ona bakman gerekmez mi? Esas onu düşünmen gerekmez mi? Yani öyle bir giyinirim, öyle bir makyaj yaparım, öyle bir fön çekerim ki şöyle girdiğim zaman herkes kim geliyor diye şöyle bir bakar. Tamam baktılar, baksınlar ne olacak? Allah sana nasıl bakacak? Fahri Kainat Efendimiz sana nasıl bakacak? Ehl-i Beyt nasıl bakacak? Ehl-i Beyt'e yapılan zulme karşı hiç öyle dedin mi? Ben öyle bir Ehl-i Beyt muhabbeti çıkartacağım, o meseleyi öyle anlayacağım, çevremi öyle anlatacağım ki ya ben bugüne kadar niye Ehl-i Beyt'i duymadım diye bir düşüncemiz olmadı, bir fikrimiz olmadı, bir gayretimiz olmadı da saçımı şöyle savurduğumda ya da şöyle bir şey giydiğimde, şu topluma girdiğimde şöyle şöyle yaptım diye kendimizi put haline getiriyoruz. Allah bizi korusun. Allah bizi kendimize tapmaktan korusun. Allah bizi duygularımıza tapmaktan korusun. Allah bizi duygularımıza secde etmekten, rükû etmekten korusun. Bunu şöyle de anlamayalım. Ya ben rükû etmiyorum duyguma. Ben secde etmiyorum falan diye içten sıyırmaya kalkmamak lazım. Secde etmek, rükû etmek demek, emrine girmek demektir. Allah'ım ben senin emrindeyim. Ben senin gücüne inanıyorum. Seni işittim ve sana itaat ettim. Secdem sanadır, rükûm sanadır, kıyamım sanadır diyoruz aslında. Yani sen ne dersen odur diyoruz. Şeyin anlamı bu. Secdenin anlamı bu. Değil mi? Rükûnün anlamı bu. Bunu böyle yani emrine girdiğin zaman bunu yapmış oluyor. Yani sen öfkeni duygusunun emrine girdiğin zaman öfkene tapınmış oluyorsun. Ben kızarım, öyle bir şiddette girerim ki şunu hallederim dediğin zaman öfkene tapınmış oluyorsun ve öfkeni bir yedek tanrı haline getirmiş oluyorsun. Ya da benim güzelliğim çözer, sen kardeşim gitme falan dediğin zaman onu tanrı haline getirmiş oluyorsun. Değil mi? Ya da benim çevrem, benim itibarım dediğin zaman onu tanrı haline getirmiş oluyorsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Nereye gidiyor o zaman? Yani benim gücüm, benim kuvvetim, benim güzelliğim, benim bilgim, benim okuduğum kitap, benim cemaatim, benim şeyhim, benim babam, benim dedem filan. O nereye gidiyor mesela o zaman? Şöyle desen, ya Allah beni öyle biriyle tanıştırdı ki, o kamil bir insan, olgun bir insan, mürşidi kamil. Kur'an'ı bana öyle güzel anlattı ki ben Allah'la nasıl konuşulacağını, nasıl diyalog kurulacağını, Kur'an'ı nasıl anlayacağımı anladım. Bir sürü şirkimden, putumdan kurtuldum. Bana o kişi, o büyüğüm, o üstadım, o hocam Allah'a nasıl şirk koşmadan inanabileceğimi gösterdi diyebiliyorsa mesele o zaman bir usta çırak ilişkisi oluyor. Tanrı haline getirmemiş oluyoruz kimseyi ve kendimizi. Ya bu çok çok ince mevzular ama bunları da konuşmamadan olmuyor. Yani bunları konuşmasak kendi aramızda bu muhabbet sofrasında kimle nasıl konuşacağız? Mesela bir şey var, bir ayet var. İlginç geldi bana. Bugün bir arkadaşım bana bir kitap hediye etti. Sağ olsun Ayşe Mümine. Sufi yayınlarından Ragıp El İsfahani'nin bir kitabı. Mutluluğun kazanılması kitabı. Sağ olasın Ayşe. Necm suresindeki bir ayet. Mesela çok dikkatimi çekti. Bunu hemen okumaya başlamıştım. Diyor ki, o putlara verilen ilahi isimleri sizin ve babalarınızın uydurduğu isimlerdir. Yani Lat diyoruz, Uzza diyoruz, Menat diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz ya. Onlar ilah değiller, tanrı değiller. Onlara o isimleri Allah diyor ki siz verdiniz diyor. Babalarınız verdi diyor. Yani biz de diyoruz ki ben yaparım, ben ederim filan dediğimizde o isimlendirmeyi de belki biz yapmış oluyoruz. Yani dolayısıyla bu ayetin içerisine belki de bilmeden girmiş oluyoruz. Bir daha alayım baştan. Araya bir şey sokmadan sonuna kadar okuyayım. Siz de eğlendirin. Pardon, bu Necm suresi 23. ayet. Sure olarak da 53. diye geçiyor yanılmıyorsam. O putlara verilen ilah isimleri sizin ve babalarınızın uydurduğu isimlendirmelerdir. Yüce Allah onların ibadet edilmeye layık bir ilah olduklarına dair hiçbir vahiy indirmemiştir.
Yani Allah sen halledersin diye bir şey söylemedi. Allah diyor ki ben hallederim diyor. Allah'tan başka kimsede güç ve kuvvet yok diyoruz. La havle ve la kuvvete diyoruz. Sonra diyoruz ki şöyle şöyle olursa ben hallederim, böyle böyle olursa ben hallederim diyoruz. Yani bir problem var. O isimlendirmeyi biz yapıyoruz. Yine Yusuf suresinin 40. ayetinde 12. sure olarak Kur'an'da geçiyor. Orada da Cenab-ı Hak şöyle diyor. Yüce Allah dışında ibadet ettiğiniz şeylere verdiğiniz ilah isimleri hep kendi uydurmalarınızdır. Yani çok düşünmemiz lazım üzerinde. O isimleri kendimiz uydurmuşuz. Ve maalesef ki ehli tevhid olarak kendimizi gördüğümüz halde böyle bir şey. Zaten Mekke müşrikleri, yani inanmayan toplum yok aslında. İnanıyorlar, ibadet de ediyorlar, namaz da kılıyorlar. Fakat tevhid ehli olarak yapmıyorlar bunu. Ehli şirk olarak yapıyorlar. İkileyen olarak araya bir aracı koyuyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşamam, o zaman arada Lat olsun diyor, arada Uzza olsun diyor. Ve onları aracı yaparak Allah'a adağını adıyor, kurbanını kesiyor. Sunak sunumlarını yapıyor, sunma oradan geliyor. Sunaklarda kurbanlarını kesiyor. Ve fark etmeden maalesef çoğumuz bilmeden şirke bulaşabiliyoruz. Ya da bulaşma ihtimalimiz çok yüksek. O zaman bütün dikkatimiz, bütün mesaimiz, bütün projektörlerimizi şirk ehli olmadan nasıl mümin oluruz? Şirk ehli olmadan nasıl mutasavvıf oluruz? Şirk ehli olmadan nasıl derviş oluruz? Şirk ehli olmadan nasıl bir cemaat insanı, bir kitap okuyucusu oluruz diye buralara kendimizin dikkat etmesi lazım. Ya bu bizim sorumluluğumuz. Bu bizim problemimiz. Yani gittiğimiz yerdeki adama yükleyemeyiz. Ya o anlattı, ben kabul ettim, ben anladım diyemeyiz. Bir abi anlattı, okudu, ben ona inandım. O senden kadar iyi bilmiyor olabilir. Ya da biliyor olsa da yaptı, saptırıyor olabilir. Biliyor olsa da anlatmaya muvaffak olabilir. Anlatmaya muvaffak olmayabilir. Biliyor olsa da idrak etmemiş, anlamamış olabilir. Yani sen sorumluluğunu, bireysel sorumluluğunu, yani mümin olma, ehli tevhid olma, sorumluluğunu başkasına yükleyemezsin. Yani yedek tanrılar edindikten sonra ama ben ona güvendiğim gibi bir şey yok. Eğer öyle olsaydı Allah niye kitabını gönderdi, niye peygamberini gönderdi? Demek ki bunlar üzerinde bizim bireysel düşünmemiz ve bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. O la havle ve la kuvvete meselesini çok düşünmemiz lazım. Kendi duygularımızı, kendi becerilerimizi, başarılarımızı yedek tanrılar haline getirmememiz lazım. Hepimizin, Şakir abi hoş geldin, diğer dostlar da birazdan selamlayacak. Hepimizin bir sürü yedek tanrısı çıkacak, dikkat edelim. Yani hayatımızda birincil durum ki ne? Birincil mesele ne? Biz miyiz? Kazandığımız para mı? Şöhretimiz mi? Ünvanımız mı? Yaptığımız iş mi? Koltuğumuz mu? Makamımız mı? İnsanların bizi nasıl bildikleri mi? Neleri yapabildiğimiz, nereyi çözebildiklerimiz mi? Yani biz kendimizi neyle tanımlıyoruz? Peygamberimiz Abduhu diye tanımlamış Resul olmasına rağmen. Sen neyle tanımlıyorsun? Ben gidersem hallederim abi diyorsan, iş çözücü olarak, kapı açıcı olarak kendini tanımlıyorsun. Halbuki düğümleri çözen Allah'tı. Havle kuvvet ona aitti. Değil mi? El-Fettah oydu. Peki sen şimdi ne oldun? Ben kapıları açarım diyorsun. Bende para var kardeşim diyorum diyorsun. Ben girdim mi gittim kapıları açarım diyorsun. Sen o zaman fettahlıkla ilgili bir meseleyi yanlış anlıyorsun. Allah kapıları açar. Fettah olan o. Değil mi? Ben muhafaza ederim. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Hafiz olan o. Yani Allah'la irtibatını keserek kurduğumuz her cümle problemli. O mesele hangi alanla ilgiliyse orada bir yedek tanrı yapmışız demektir. Bu yedek tanrı meselesine çok dikkat etmek lazım. Şimdi az evvel okumuş olduğum iki ayet var. Bunları evinizde meal varsa siz de açın okuyun lütfen. Tekrar numarasını vereyim. Belki daha farklı bir meal bulursunuz. Necm suresi 23. ayet. Bu Kur'an'da 53. sure olarak geçiyor. Diğer okuduğum ayette Süre-i Yusuf'tan 40. ayet. Süre-i Yusuf'ta Kur'an'ın bildiğiniz gibi 12. Süre-i Celilesi. Bir kez daha okuyayım. Şakir abi yoktu, Çiçek Hanım yoktu, Ferit Can yoktu. Diyor ki Allah,
O putlara verilen ilah isimleri sizin ve babalarınızın uydurduğu isimlerdendir. Yüce Allah onların ibadet edilmeye layık birer ilah olduklarına dair hiçbir vahiy indirmemiştir. Bu ayet Necm suresi 23. ayet. Sûre Yusuf'un 40. ayeti ise mealen şöyle, benim elimdeki notuma göre. Yüce Allah dışında ibadet ettiğiniz şeylere verdiğiniz ilah isimleri hep kendi uydurmalarınızdır. Yüce Allah dışında, yani Allah kendi ismini kendi vermiş ama Yüce Allah dışında ibadet ettikleriniz. Demek ki Allah'ın dışında ibadet ettiklerimiz var. Allah bizi bu ayetlerle düşünmeye davet ediyor, uyarıyor. Biz bu uyarıyı Kur'an okuyucusu, Kur'an talebesi, Kur'an mümini, Kur'an'a inanmış olan ehli tevhid, muvahhid, şirkten uzak insanlar olarak, kendini sayan insanlar olarak bunları düşünmeyecek miyiz bu ayetleri? Düşünmezsek hayatın öte tarafında çok büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz. Kendimizi tevhid ehli, birleyen bir inanca sahip olan olarak görürken orada şaşı bakmış olarak kalkabiliriz. Orada ehli şirk olarak kalkabiliriz. Yedek tanrılarımızla orada karşılaşabiliriz ve çok sıkıntıya gireriz. Yani bu meseleye dikkat etmek lazım ve o isimleri siz verdiniz diyor. Mesela İbrahim peygamber devrinde putlar vardı. Kur'an'a baktığımız zaman anlaşılıyor. O putlar aslında İbrahim peygamberin zamanındaki putlar, eski zaman düşünürlerine ait putlarmış. Yani hani biz put diyoruz ya, aklımızda bir şey belirmiyor. Put diyoruz. Yani işte şurada şu put vardı, burada bu put vardı. Bu kadar anlatıyorlar hocalar bize. Yani put dediğin nedir kardeşim diye bize bir şey sormuyorlar. Ya da bize bunu anladın mı demiyorlar. Put dediğin şey nedir? Mesela birisi puta tapıyor deyince, İbrahim peygamberin öyküsünü okuduğumuz zaman Kur'an'da, orada putlar vardı, küçük putlar vardı, büyük putlar vardı. İşte gitti, baltayı onun omuzuna koydu falan diyoruz ya, nedir put dediğimiz şey? Yani bir heykeltıraşın, bir sanatçının yontmuş olduğu bir yontudan mı bahsediyoruz? Başka bir şeyden mi bahsediyoruz? Başka bir şeyden bahsediyoruz. Yontulmuş taş değil. Yontulmuş taşa verilen anlam aslında bizim açımızdan put haline geliyor. Belki o bir sanat eseri bile olabilir o anlam yüklenmezse. Dikkatli de bakabiliriz belki de. Aa şurasını şöyle yapmış, burasını böyle yapmış deriz. Ama o sıradaki insanlar ona bir sanat eseri olarak falan bakmıyorlar. Belki de sanatlı bir yanı da yoktur o taşın. Görmediğimiz için bilmiyoruz. Ama ona yükledikleri bir anlam var. Ve o anlam problemli bir anlam. Çünkü İbrahim peygamber devrinde eski zaman düşünürler, yani kendinden önce düşünen, yazan ve kutsal sayılan, yüce sayılan düşünürlerini, velilerini, büyüklerini, yöneticilerini, işte artık kimi kutsuyorlarsa, büyütüyorlarsa onların isimlerini veriyorlar. Ve onlar aracılığıyla Allah'a ulaşacaklarını düşünüyorlar. Onların devrinde yaşamış olan bir filozofun adını koyuyorlar, onun adına bir şey yontup koyuyorlar ve onu aracı yapıyorlar. Yani oraya put olarak koydukları insanlar iyi insanlar belki de. Yani topluma yarar sağlamış insanlar, çalışmış insanlar, açları doyurmuş olan insanlar, insanlığa hizmet etmiş, insanlara hizmet etmiş olan insanlar. Belki de o ismini kullandıkları, put olarak kullandıkları, yani yöneldikleri, yedek tanrı olarak hayatlarına kattıkları, o kişiler belki ehli tevhid bile olabilir ya da hanif olabilirler. Hayatlarında puta tapmamış olabilirler. Fakat sonradan gelen insanlar onların iyiliklerini kutsayarak, yücelterek, büyüterek, onları başka bir yere koyarak, evet aynen öyle tavuklar, koyarak onlara bir anlam yüklediler. Dediler ki bu bizim toplumun en alimiydi. Bu bizim toplumun en iyi düşünürüydü. Bu bizim toplumun en iyi hayırseveriydi, yardımseveriydi. Bu bizim toplumun fakire, fukaraya, yetime, dula, düşküne, yolda kalmışa en iyi bakan, bütün imkanlarını ona sağlayan, evinde misafir eden kişiydi. Aslında iyi insanları put haline getirdiler. Yani onların isimlerine tapınmaya başladılar. Diyorlardı ki bu o kadar iyi bir insandı ki, bu Tanrı'ya o kadar, Allah'a o kadar çok yakındı ki, diyerek onu büyütüyor
ve onun üzerinden Allah ile iletişime geçiyor. Halbuki Kur'an peygamberi yoluyla bütün ümmetine, hatta insanlığa, değil mi, bize hitap ediyor. Ey Nas diyor. Ey inanan diyor, değil mi? İnanan kadınlar, inanan erkekler, inananlar, müminler diyor, değil mi? Ey Nas diyor, insanlar diyor filan hani. Yani muhatap alıyor. Fakat o dönemin kendilerince dindar, onlar kendilerine göre çok dindarlar. Hak dine göre onlar müşrik. Mesela onlara sorsanız, onlar senden, benden, peygamberden filan dindar. İbadetlerini yapıyorlar. Sunaklarını sunuyorlar. Kurbanlarını kesiyorlar. Namazlarını kılıyorlar. Haçlarını yapıyorlar. Yani o dönemin dininin gereği neyse bunların hepsini yapıyorlar. Ki, o zamanın kendilerine göre dindarları onlara sorsan. Problem, yani direkt Allah'a ibadet etmek yerine, Allah'ı birlemek yerine, ehli tevhid olmak yerine araya bir düşünürü koyuyor. Diyor ki bu bizim toplumun en büyük felsefecisiydi diyor. Bu bizim toplumun en büyük öğretmeniydi diyor. Bu bizim toplumun en iyi insanlara hizmet edeniydi diyor. En iyi fakire yardım edeniydi diyor. O isme bir şey yontuyor. Bir şey yapıyor. Bir biblo yapıyor büyükçe diyelim. Biblo küçüğe deniyor herhalde de. Diyelim ki bir heykel yapıyor. Ve onun anlamı üzerinden Allah'la diyor ki, yani Allah'ım diyor, bu adam senin için çok kıymetliydi. Çok yardımseverdi. Sen buna nimetlerde bulunmuştun. Senin için bu şöyleydi diye o kişiyi belki olduğu yerden çok daha yukarıya yüceltiyor. Ve Allah'a kendine göre, Allah'ı yukarıda görüyor. Ve kendine göre onu Allah'a yaklaştırıyor. Ben Allah'a çıkamam, Allah'a ulaşamam. Duamı, niyazımı, sesimi, talebimi iletemem. E ne yapayım? O zaman bu diyor Allah adamıydı. Bu Allah'ın sevdiğiydi, bu Allah'ın dostuydu, bu Allah'ın yakınıydı. O zaman ben Allah'ın yakınıyla yakınlık kurayım ki Allah'a da yakın olayım diye düşünüyor. Ve puta tapıyor dediğimiz kişi böyle yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Başka bir şey mi yapıyoruz? Biz de kendimize tapıyoruz. Şu duygumuza, bu yani yine soyut bir şey. Yani orada bir heykelin olmasına takılmayalım. Biz bu ayetleri düşünürken put dediğimiz zaman böyle karşımızda böyle bir biblo ya da işte bu müzelerde gördüğümüz bir şeyi görüyoruz ya. O da tapıyor zannediyor. O taşa tapıyor zannediyoruz. Hayır. Taşa yüklediği anlama tapıyor. O taşın manası, yani onun bir ismi var ya, o yaşayan bir isim. Daha evvel yaşamış, iyilikler yapmış bir isim. Burayı hani biraz böyle tekrar etmiş gibi oldum ama bağışlayın. Anlamamız lazım. Biz adam ya ne salak diyoruz. Gidiyor puta tapıyor, yani taşa tapıyor diyoruz. İşte diyelim ki helvadan bir şey yapıyor, sonra acıkınca onu yiyor, ona tapıyor diyoruz. Ya helvaya tapmış olsaydı helvayı yemeyecekti tabii ki. Helvaya tapmıyor. Helva üzerinden ona yüklemiş olduğu bir anlama tapıyor. Bu beni götürür diyor, buna tapıyor. Bu beni kurtarır diyor, buna tapıyor. Bu benden daha çok Allah'a yakın diyor. Bunun üzerinden tapıyor. Bu diyor Tanrı'nın evliyası diyor, buna tapıyor. Bu diyor Tanrı'nın dostu diyor, buna tapıyor. Ve o ismi kendi veriyor. Ya kendi oluşturuyor. Bu Lat diyor mesela. Lat diyor Allah için çok önemliydi. Ben diyor Lat'ın üzerinden diyor Allah'a giderim diyor yani. Yani iyi insanları aracı yaparak onları putlaşıyor. Belki yevmül kıyamda, yani ahiret gününde o isimlerine kızdığımız, tapınıyor dediğimiz kişiler belki de muvahhid çıkacak. Ehli tevhid çıkacaklar. Belki de biz müşrik olarak çıkacağız. Allah korusun. Ve onlar belki de davacı olacaklar kendine tapanlardan. Ya diyecek ki, yani ben Allah'ın sade bir kuluydum. Allah'ın insanlarına, kullarına sadece hizmet ettim. Siz beni büyüttünüz, evliya yaptınız, düşünür yaptınız, yukarıya yücelttiniz, Tanrı haline getirdiniz ve benim üzerimden bir şey yapmaya çalıştınız. Ben bundan beriyim. Ben böyle biri değilim. Belki diyecek. Bilmiyoruz. Yani bu ayrımlar sanki bana kıymetli gibi geliyor. Başınızı çok da ağrıttıysam da kusura bakmayın. Yani işte yaşlarına göre, mesela çok yaşlıysa onu kutsuyorlar. Mesela bazı milletlerde var. Bizim Çerkezlik'te var mesela. Tamat ederiz. Yaşlıları kutsarız. Yani yaşlı bir şey söylediğinde yanlışsa da o doğrudur. Tartışılmaz. Galiba Karadeniz'de de var, değil mi? Karadeniz'de var mı aramızda? Mesela ailenin bir büyüğü vardır, reisi vardır. Diyelim ki Hızır reis diyelim, Hızır baba diyelim.
O bir şey dediyse oğulları da, gelinleri de, torunları da, amcası da, kardeşi de, osu da, busu da asla itiraz edemez. Söylediği şey yanlış bile olsa. Yani onun söylediğinin yanlış olduğunu bilirler ama yanlış olmasına rağmen aile büyüğümüz, reisimiz söyledi diye ölebilirler. Bir kavgaya. Gidin şunu halledin derlerse giderler o işi hallederler. Belki kan bile dökerler ve ömrünü cezaevine geçirebilir. Yani ona itiraz etmemek için. Bak fark etmeden biz büyüğe hizmet ediyoruz, büyüğe hürmet ediyoruz derken belki de o büyüğümüzü put haline getirdik de haberimiz yok. Dedemi put haline getirmişim, büyük babamı put haline getirmişim. O ne derse, yanlış bile söylese yapıyorsam burada bir yedek tanrı oluşturmuşuz. Onu putlaştırmışız aslında. Ya buraya biraz şey yapmak lazım. Bizim Çerkezlerde de tamate diyoruz. Yani yaşlı ne derse o olur. Zaten Allah'a yakın demek tamate. Yani tanrısal tecrübesi olan bir şey, doğru karar veren bir şey, asla yanılmaz diyoruz. Halbuki insanlar için yanılgı, yanılma payı hep vardır. Kur'an'a bakıldığı zaman peygamberlerin tevbeleri vardır. Acaba Kur'an'daki peygamber tevbeleri niye yer almış? Yani peygamber niye tevbe etmiş? Durup dururken mi tevbe etmiş? Yapmadığı bir şeyden dolayı mı? İçine düşmediği bir durumdan dolayı mı tevbe etmiş? Niye tevbe etmiş? Bunu düşündüğümüzde biz birilerini ululayarak günahsız hale getirmemiz ne kadar ters düşüyor aslında. Mesela Yunus peygamber Ninova'da halkını terk etmeden terk etmedi mi? Gemiye binmedi mi? Ondan sonra denize atılmadı mı? Balığın karnına düşmedi. Gerçi bunların bütünün simgedir diyenler de vardır ama işte aramızda ilahiyatçılar var. Emin hocam, diğer dostlar yardım edin sıkıştığım yerde. Yani bunlar olmadı mı? Eğer bunlar olmuşsa ve işte bunları biliyorsak, değil mi? Duasını biliyorsak, Adem'in duasını biliyorsak, Nuh'un duasını biliyorsak, değil mi? Yunus'un duasını biliyorsak, bunlar bize bir şey söylüyor. Yani Allah haşa olmayan bir şeyi senaryolaştırarak Kur'an'da söylemeyeceğine göre, o peygamberlerin de bize göre, tabi günah dediği demiyoruz, onları zelle diyoruz, gölge diyoruz, tövbe edecekleri, Allah'tan pişmanlık duyarak bağışlanma isteyecekleri bir durum olmuş. Yani Kur'an bize bunu anlatıyor. Okuduğumuz zaman görüyoruz. Peki Kur'an peygamberlerin tevbelerine yer verirken bizim aile reisimiz, aile büyüğümüz hata edemez mi? Bizim Hızır Reis hata edemez mi? Bizim hamatemiz, Şerkez büyüğümüz hata edemez mi? Beni öğreten hoca, beni öğreten mürşit, beni işte öğreten o müderris diyelim ki hata edemez mi? Yani biz aslında hocalarımıza zulüm ediyoruz. Şeyhlerimize, mürşitlerimize hata edemezdik kisvesi vererek onlar bizim için bir mürşit iken ve belki de gerçekten ehli tevhid iken onlar, biz onları tanrı haline getirerek ya da yedek tanrılar haline getirerek onlara zulümde bulunuyoruz. Belki bizden yevmül kıyamda hayatın öte tarafında bizden davacı olacak. Ya sen bana geldin, ben sana Kur'an öğrettim. Sen bana geldin, ben sana Kur'an'ın manasını öğrettim. Sen bana geldin, ben sana Kur'an'ın edebini öğrendim. Öğrettim. Sen bana geldin, Kur'an'ı nasıl anlayacağını öğrettim. Sen bana geldin, Kur'an'ın birbiriyle anlam ilişkisini öğrettin. Sen bana geldin, ben sana Kur'an'ın tasdik ilişkisini diğer kitapları öğrettim. Sen bana geldin, Kur'an'daki peygamberleri öğrettim. Sen bana geldin, Kur'an'daki tövbeleri öğrettim. Sen bana geldin, peygambere, Fahri Kainat Efendimiz'e muhabbeti, imanı öğrettim. Sen bana geldin, Ehli Beyt'e muhabbeti öğrettim. Kitaplara imanı öğrettim. Ya sen beni nasıl Tanrı haline getirdin? Ben senden böyle bir şey talep ettim mi? Ben böyle bir davada bulundum mu? Derse ki demek diyecek, öyle anlaşılıyor. Çok sıkıntılı bir şey yani. Mürşidimizin, hocamızın, ağabeyimizin, kimse işte değer verdiğimiz kişi yüzüne bakamaz oluruz. Ya onu Allah'la arama bir yere koymuş olur. O öyle istemiyordu ki. Peygamberimiz bile abdühü demişken ben ders aldığım, hocam olarak gördüğüm, mürşidim olarak gördüğüm, şeyhim olarak gördüğüm birini niye bir şirk ehli haline getirdim? Ya çokça düşünmek lazım. Yani usta çırak ilişkisini, hoca talebe ilişkisini, irşat ve derviş ilişkisini, mürit ilişkisini doğru anlamamız lazım. Bunları doğru anladığımız sürece problem yok. Zaten
Öteden beri o doğru ilişkiyle bunlar bir müessese olarak gelmişler. Yanlış anlayanlar nerede yanlış anladıklarına bakmalılar. Hani bir de şöyle toptancılar var işte, o yoktur, bu yoktur, şu şirktir, bu şirktir filan diyenler de var. Oradan konuşmuyoruz. Onların haklı oldukları yerler de olabilir. Ama benim söylediğim o değil. Yani zaten onu söyleyecek şey de değilim. Acaba diyorum ben ya. Acaba bilmeden bir şirke düşüyor muyuz? Acaba bilmeden çocuğumuzu abartıyor muyuz? Acaba bilmeden karımızı, sevgilimizi abartıyor muyuz? Acaba bilmeden annemizi, babamızı, hocamızı, ailenin büyüğünü abartıyor muyuz? Acaba bilmeden araya aracı koyuyor muyuz? Yani biz İbrahim peygamberin kavmine acırken, İbrahim peygamberin hikayesini Kur'an'da okurken acaba benzer bir şeyin içerisinde ben düşüyor muyum, düşmüyor muyum? Bunu test edelim diyor diyorum. Yoksa o kafirdir, bu müşriktir, bu çıkmıştır, o ehli tevhid değildir filan gibi bir şey hala bizim ne haddimize? Biz nereden biliriz? O zaten gayb olan bir şey. Allah'ın gaybında olan bir şey. Belki de ben ehli tevhidim diyen bir adam yarın karşımıza ehli şirk olarak çıkacak. Belki bizim günahkar, sarhoş, şöyle, böyle, namazsız, niyazsız, ibadetsiz filan zannettiğimiz kişi bize ayan değil ki ibadeti. Kusuru ayan, ibadeti ayan değil ki. Gördüğümüz kişi belki öte tarafta adam gibi bir adam çıkacak. Kur'an'a sahih inanmış bir adam çıkacak. Bazı şeyler yapamamış olabilir. Ama inancı sağlam olduğu için o kurtarabilir. Senin ibadetlerin tam, onunla on katıyorsun. Ağdalı ağdalı biçimde yapıyorsun. Tesbihi öyle çekiyorsun. Selam verirken selam aleyküm yerine selam falan yapıyorsun diyelim ki. Vaktinden evvel gidiyorsun. Yapıyorsun da yapıyorsun falan. Kendini öyle bir dindar hale getirip büyütüyorsun ki kendi dindarlığın sana put haline bile gelebilir. Ya ibadetlerini büyüttün ama inancında şirkte olduğun için o ibadetlerin öte tarafta bir faydası olmayacak. Seccadeye atılan bir şey olacak. Ama diğer adam namaza gelemedi, niyaza gelemedi, hata etti, alkol aldı, onu yaptı, bunu yaptı. Ama inancından hiç sapmadı ise eğer, tevhid de kalmış ise, putlaştırmamışsa, kimseyi yüceltmemişse, kendine tapmamışsa, kendi duygularına tapmamışsa, ben yaparım, ben ederim, ben hallederim, ben söylerim, ben çözerim, ben yol açarım falan dememişse, kusurlarıyla beraber yevmül kıyamda perde açıldığı zaman bir bakacağız ki bize akıl verenler, nasihat verenler, ibadetlerine on katanlar, tadil erkanı yapanlar eğer şirk karıştırmışlarsa ibadetlerin tamamı sıfırlanmış olacak. O ibadetsiz dediğimiz adam da sahih bir imanla, tevhid de eğer gitmişse diğerinden daha üstte olacak. İbadeti yok ama inancı var. O birinin ibadeti var ama inancı yok. Nasıl olacak bu iş? Biz inşallah, inşallah, inşallah ibadeti olup da inancı olmayanlardan olmayalım. İbadeti olup namazı, niyazı, taati, esması, zikri, devranı, halveti değil mi? Olup şirkte gidenlerden olmayalım. Hepsi boşa gider. Allah korusun. Yani bu akşamın konusu buna dikkat etmek. Ehli tevhid olmak. Ehli amel olalım. Ehli zühd olalım. Ehli takva olalım. Ama bunları olabilmek için önce ehli tevhid olman lazım. İkisi de olsun inşallah. Yani o putlar işte aracılar, iyi kişileri aracılar yapıyorlardı. İbrahim peygamber döneminde işte yaşlılara, büyüklere filan o payeleri veriyorlardı. Kutsal, onları kutsallaştırıyorlardı. Bir üst yapıya taşıyorlardı. Bir makam yükseltiyorlardı. Allah'ın vermediği bir makam kullar veriyordu ona. Put böyle bir şey yani. Ya da o duygulara. Böyle bir şey. Mesela işte en çok Lat filan duyarız biz. Okulda filan onu diyorlar. Lat, İslam'dan önce hacılara hizmet veren ve büyük bir insan olarak, veli bir insan olarak, Allah dostu bir insan olarak bilinen ve insanlara yemek pişiren, o işte gıdaları, en iyi gıdaları, en iyi meyveyi, en iyi sebzeyi, en iyi yağı, en iyi işte diyelim ki ne varsa olsun işte bulguru en iyi filan yapan ve hacca gelenlere en iyi lezzeti ikram etmek üzere gayret eden, çalışan, çırpınan o adamın, bir adamın adı mesela. Bizim put olarak bildiğimiz aslında iyi bir adam. Fakat sonradan o iyi adamı
putlaştırmışlar. Değil mi? Ne kadar ters bir şeyle karşı karşıyayız. Yani hacca gelenlere en güzel gıda malzemelerini, en iyi çorbayı yapan, en iyi yemeği yapan, karıştıran demekmiş şey zaten lat. Yani öyle güzel kaliteli malzemeleri öyle güzel karıştırarak, öyle güzel lezzetler, öyle güzel tatlar, öyle güzel yemekler üretiyormuş ki adam. Onun için onun adına lat demişler. En iyi karıştıran kişi. Sonralar o insanı kutsadılar, 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 yüce ettiler, yüce ettiler, yüce ettiler, put haline getirdiler. Halbuki adam ömrünün bütününü Allah'a ibadeti olan hacca gelenlere hizmette geçirmiş bir adam. Yarın kıyamete bakacaktı ki Allah'ın kullarına hizmet etmiş olan adam kendinden sonra Allah'a şirk olarak adı zikredilen bir adam olacak. Ve diyecek ki Allah'ım ben bunlardan beriyim. Ben bunlardan uzağım. Ben sana kul olmaya çalıştım diyecek belki de. Değil mi? Lat deyince kızıyorduk. Ama adamın bir kabahati yok. Onu o hale getirenler şirke bulaşmış oluyorlar. İşte o heykele verdikleri anlam diye düşünüyorum. Tabii ben hani bir fıkıhçı değilim Filiz Hocam. Yani haddimi aşmak istemem ama heykelin kendisi değil de heykele verilen mana. İşte az evvel lat diyoruz ya bir heykel. O heykelin kendisi taştan bir şey. Yani duymaz, işitmez, acıkmaz, sevmez, nefret etmez. Bir şey yapmaz yani o. Cansız bir şey yani. Kendi içinde sadece ihtizazı olan, titreşimi olan, kendine göre bir hayatı olan bir taş. Ya da bir madde. O bir şey değil. Müzelerde görüyoruz. Öyle duruyor işte yani. İşte insanların put diye taptıkları duruyor. Orada duruyor. Yani bir canlılık yok, bir şey yok orada. Ne seni öldürebilir, ne seni diriltebilir. Ne sana iyiliği dokunabilir, ne sana zarar dokunabilir. Kur'an'da böyle tarifler var putlar için. Onun put olması, o insanların ona yükledikleri anlam. Bu diyor lat diyor, bu diyor şu diyor, bu diyor bu diyor ve ona bir anlam yüklüyor ve ona serfuru ediyor, ona secde ediyor, adağını ona yapıyor, onun üzerinden kendini anlatmaya çalışıyor. Onun üzerinden Allah'a gitmeye çalışıyor. O olmadan olmaz diyor. O Allah'ın çok iyi adamıydı diyor. Lat diyor bütün işte şeyleri gelen hacılara ömrü boyunca hizmet etti diyor. O Allah tarafından sevildi diyor. Allah'ın sevgili kuluydu diyor. Allah'ın harika kuluydu diyor. Allah'ın kullarına hizmet eden kuluydu. Ben direkt Allah'a nasıl yalvarayım? Ben o zaman Lat üzerinden Allah'a ulaşayım diyor. Ve ona da bir işte taştan bir şey yontuyor. Oraya koyuyor. Simge olarak koyuyor. Ve onun üzerinden tapınmaya başlıyor. Taş değil tapındığı şey. Taşa yüklediği anlam benim anladığım yani. İtirazı olan varsa söylesin, söylesin. Onun için tevhid iman için dikkatli olmamız lazım. Hürmeti doğru anlamamız lazım. Aşırı hürmet zaten nefretten de ileri gelir. O sosyal açıdan belki başka bir zaman konuşuruz. Yani hürmeti doğru yerde namazı nasıl ikame ediyorsa, değil mi? Adaleti nasıl ikame ediyorsa, dürüstlüğü, sevgiyi, muhabbeti, aşkı, fedakarlığı, merhameti, insaniyeti, adaleti nasıl ikame ediyorsak, hürmeti de doğru ikame etmemiz lazım. Yani aştığı zaman bize de o kişiye de zarar veriyor. Bu çok yanıldığımız bir mesele. Öyle öyle adam ki, böyle böyle adam ki filan diye mesela överler işte. Benim öğretmenim diyor işte yıllar sonra seninle karşılaşıyor. Diyelim ki bir öğretmen arkadaşlarımıza çok oluyor bu. Benim hocam öyle bir hocaydı ki, benim işte hocam şöyleydi filan diyor ama öğrenciyken hiç öyle düşünmüyordu. Hatta öğrencilik sonrasında da öyle düşünmüyordu. Şimdi karşılaştığı için bunları söylüyor. Eğer öyle düşünsen 20 senedir niye hiç öğretmenini aramadın? Niye gelip bayramda elini öpmedin? Niye bir hatırını sormadın? Niye bir ihtiyacın var mı diye bulunmadın? Niye hastalığında olsun da busun da yanında olmadın? Yani o sırada övmek için yapıyor. Yani hürmeti dengeleyemiyor, ikame edemiyor. İkame etmek demek yerli yerinde ayakta sabit görevini yapabilmesi demek. Ne ileri bir taşkınlık ne geriye bir taşkınlık. Yani ne ifratta ne tefritte olduğu zaman bir şey ikame etmiş oluyoruz. Yoksa ikame olmuyor o. Yani ikame ettiğin zaman vaktinde, zamanında olması gerektiği gibi, kıvamında olması gerektiği gibi yaptığında ikame etmiş oluyorsun. Yoksa o ikame olmuş olmuyor. Yani işte namazı ikame edin, adaleti ikame edin gibi düşünür. Bir ayet daha var. Onu da okuyarak şey yapmış olayım. Ya da işte sonra okuduğunu. Böyle efendim işte içimiz doldu biraz.
Bu meseleler mühim. Onun için dikkat edelim. Ama mesela Furkan 68. ayete bakılabilir. Orada Allah müminlerin özelliklerini sayıyor. Allah ile beraber başkasına yalvarmazlar diyor. Şimdi kimse yeni gelen dostlar da duysunlar. Ben Allah ile beraber kimseye yalvarmıyorum falan diyoruz ama öyle olmuyor. Maaş aldığımız gün patronu Rezzak zannediyoruz. Eksik zam yaptığı zaman söyleniyoruz. Allah'ın kudretini, Allah'ın etkisini düşünmüyoruz orada. Bir kaza yaptığımız zaman başka bir şey yapıyoruz. Orada öyle diyoruz, burada böyle diyoruz. Evet efendim. Aynen öyle. Yani dolayısıyla sıkıntılı bir zamanımız var. Yani sıkıntılı bir halimiz var. Bunu çözmemiz lazım. Sûre-i Kasas'ta 88. ayet Allah'tan başka ilah yoktur. Onunla beraber başkasına yalvarma diyor. Şuara suresinde 21'di galiba. Allah ile beraber aracıya yalvarma yoksa azaba uğratılmışlardan olursun gibi hatırlıyorum, böyle kısaca not alayım. Yani biraz bunu araştırmanız lazım, bakmanız lazım. Yedek tanrılardan kurtulmamız lazım. Bilmeden oluşturduğumuz yedek tanrılarımız var. İşte duygularımız, sevmişlerimiz, sevdiklerimiz, annemiz, babamız, karımız, işte çocuğumuz, şunlar, bunları put haline getiriyoruz bilmeden. Biliyorsak zaten felaket de. Onun için havle kuvvetin sadece Allah'ta olduğunu bileceğiz. Ehli tevhid olacağız. Şirkten kurtulacağız. Kur'an'ın tam bir talebesi olacağız. Peygamberimizin tam bir ümmeti olacağız. Öte tarafa gittiğimizde onu utandırmayacağız. Amelde kusurlarımız olabilir. Günah işleyebiliriz, kusur işleyebiliriz, yeterince doğru yapamayabiliriz, tadili erkanına göre yapamayabiliriz. Ya bunlar olabilir ama inancında bir problem olmaması lazım. İnancımızı sağlam tutarsak, tevhidimizi sağlam tutarsak, Allah'a tam, sahih bir iman da bulunursak, diğerlerini Allah'tan affetmesi için bir yüzümüz olur. Bir imkanımız olabilir. Ama tevhid ehli olarak, iman ehli olarak gitmezsek eğer öte tarafa, ibadetlerimiz olsa bile onlar çöpe gideceği için ve biz ehli şirk olarak Allah'ın huzuruna çıkacağımız için bir şey söyleyecek halimiz kalmamış olur. Böyle efendim. Evet, lafı uzun tuttuk. Dostlarımızın hiçbirisini selamlayamadık. Küsüp gidenler de olmuştur muhtemelen. Sevgi Gülşahin hocam ilk başta geldi. Serap Kadıoğlu değerli şair arkadaşım buradaydı, merhaba demiş. Betül Uzun'u selamlıyorum. Geceniz hayır olsun demiş Sevgi Gülşahin. Hocamız değerli yazarımız, hikayecimiz. Duygu Kılınç burada. Özge Hayrünisa burada. Emine Şener hocam burada. Sosyolog Ayla Koç burada. Merhaba. Sadece Emine burada. Sena Nur Çevir burada. Değerli yazar arkadaşım Nur Sima Kılıç burada. Esma, değil mi? Esma Yüksel, eyvallah burada. Elgiz burada. Salih Emrah burada. Özgür Baran Başkurt buradaymış. Berna gelmiş. Elgiz merhaba diyor. Canan Başak'ı görüyorum. Selamlar Canan. Nazlı Kemet hocamı görüyorum. Nur burada. Hayırlı geceler demiş Canan. Sağ olasın. Filiz Ertekin burada. Arzu Kurtulmuş burada. Merhaba Arzu. Hu Değinerenler burada. Merhaba efendim. Emine Selma Altıntaş Bursa'dan burada. Hayriye Gürbüz kardeşim burada. Selamlar. Bengü Ak burada. Değerli yazar kardeşim Hatice Kübra İpek burada. Yoruldum be hayat, gelme üstüme buradaymış. Psikolog Güler Güleç burada, Bursa'dan. İnşallah 22'sine geliyoruz. Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'nde. Akşam da Cumalıkızık'ta meşkimiz var. Bursa'daki kısımda görüşürüz en azından. Ayşe Mümine burada. Eyvallah. Onun bana bir hediye etmiş olduğu kitaptan hareketle bugün mevzuyu açmıştım girişte. Rukiye Sultan burada. Elif Doğru Erbulan burada. Merhaba efendim. Özlem Sunay'ı görüyorum. Eyvallah. Hatice Fahrünisa hocam burada. Ninova oğlu burada. Ne güzel sorumuzmuş. Sebiha Özbek burada. Rukiye 4797 hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Sana da hayırlı akşamlar. Nimet Ejs burada. Özlem Sunay, Allah razı olsun. İnşallah hocam demiş sizlerden. Çok teşekkür ederim. İnsan olma mutlaka ziyandadır. Değil hocam demiş. Ninova oğlu. Evet. Figen Özer burada. Selamlar Figen. Değerli şair arkadaşım. Sebiha Özbek, selamlar aleyküm, geceniz nur olsun. Alimlerin, velilerin, saadatların duası, Recül Ricali Gayb'in bereketi herdem ola demiş. Fatah İsmail Rusya'dan burada. Emel Doğru Er burada. Merhaba Emel hocam.
Adayapı, Batı Karadeniz burada. Halime Özkan'ı görüyorum. Selamlar. Eyvallah Emre. Sana da hayırlı akşamlar. Kenan İrem Akbaş burada. Zehra Çiğdem'i görüyorum. Selamlar. Değerli sanatçımız Sivaslı Salih abimiz burada. Asude Aysun Yılmaz'ı görüyorum. Selamlar demiş. Dostlara selamlar demiş Salih Özdemir abi. Eyvallah. Şemsi Abal değil mi? Doğru okuyorum burada. Elif burada. Elif Kaba selamlar. Sofi Ruhum burada. Yüreğinize sağlık diyor Özlem sonra. Hepimizin inşallah. Edi ve Leyla burada. Bengü Akallah razı olsun diyor. Nuran Eres değil mi? Turan burada. Canım hocam selam olsun size diyor. Beni de hoca zannedecekler. Ha, sen Sufi Ruhum böyle dedikçe beni hoca zannedecekler. Yapma böyle. Esma ablam burada. Ellerinden öpüyorum. Bengül Betül Boncuk. Allah'ın selamı üzerine olsun. Kıymetli üstadım demiş. Çok teşekkür ederim. Radyo 14'ün değerli programcısı arkadaşımı ben de selamlıyorum buradan. Piri Bülent burada. Eyvallah bugün biraz selamlaştık, yazıştık Piri Bülent'e de. Buradan selamlar efendim. Canan Baş Türk ırkında mı? Irkını da övmek şirke girer mi hocam diyor. İşte yani Allah bize şu şu özellikleri verdi, bu özellikleri verdi. Şükür olsun, hamd olsun ki bizi İslam'a hizmet ettirdi, bize şunları yaptırdı gibi bir şeyler girmez. Ama yani işte Allah'ın teki falan falan hani diyoruz ya işte biz yani işte dikkat etmek lazım. Yani sözü söyleme biçimimize dikkat etmek lazım. Emine Şenel, Üstadım Allah razı olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Elif Erkan burada. Merhaba. Oktay Tavas değerli hocam. Hemşerim burada. Değerli doktorum Fatma Anteplioğlu Kayseri'den burada. Selamlar Fatma hocam. Dilek Yıldız Yıldız burada. Şakir abimi selamlamıştım. Ferit kardeşimi bir daha selamlıyorum. Çiçek Tombul burada. Merhaba efendim. Eyvallah can dostum. Geç kaldık yine. Kısa koşa geldik diyor. Koşa koşa. Allah razı olsun abi. Estağfurullah. Yine haddimize varlığın yetiyor. Evet. Feycan burada. Sağlık Güncem burada. Can Polat 23-75 burada. Ahzab suresi 35 demiş. Destek gelmiş. Ahmet Onaylar burada. Yasemin Özekin burada. Emine Esma Necla burada. Sadriya burada. Murat Yengil kardeşim burada. Serpil Çelik burada. Merhaba efendim. Duyum Tan burada. Merhaba Duyum Tan. Hoş geldin. Uzun bir aradan sonra Şevket abim de burada. Şevket Ejder. Selamlar abi. Gökmen Furkan'ı da görüyorum, selamlıyorum. Allah razı olsun Şevket abi. Ben de hanenize selam ediyorum. Berfin Handep'i görüyorum. İlk Köksal abi'yi de görüyorum. Eyvallah. Evet, amin diyenlerimiz var. Handan Keser'i gördüm. Ataberlay burada. Allah-u Teala'nın şirk dışında diğer günahları affetmesi şirkin önemini ortaya koyuyor demiş Emine Şener Hoca. Aynen öyle hocam. Ersoylar burada. Gülay Ersoy burada. Selamlar. Dilmen Fatma burada. Merhaba, hoş geldin. Büşra Danışan burada. Kadriye 63 burada. Derken program bitti ya. Serpil Korkmaz burada. Asude Yılmaz. Eyvallah yorumlar için. Osman Çakan burada. Ve hakikaten bunları okurken kapanmak üzere. Efendim Şamil abim burada. Maşallah. Seher Kot burada. Fatih Kaşka burada. Sonradan geliyorsunuz. Nail Kara burada, Seda burada, Esma Beyaz burada, Şule Şahin hocam burada, Şifanur Özçelik burada. 22'sinde Bursa'da, Ördekli'de Şifanur hocanın yönetiminde bir program yapacağız inşallah. Efendim bu akşamlık bu kadar. Allah bizi yedek tanrılardan korusun. Allah bizi ehli tevhid yapsın. Allah bizi şirk ehli olmaktan kurtarsın. Yedek tanrılara, kendine tapanlardan eylemesin. Ben yaparım, ben hallederim, ben şöyleyim, ben böyleyim, benim şu duygum var, benim güzelliğim var, benim ilmim var, benim çevrem var, benim bilmem neyim var diyerek kendimize, ailemize, çocuğumuza, kadınımıza, kocamıza, atalarımıza yani büyüklerimize, aile büyüklerine tapmaktan Allah bizi korusun. Onları yedek tanrı yapmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Ehli tevhid olarak yaşayalım, ehli tevhid olarak ölelim. Ehli tevhid olarak dirilelim inşallah. Ya selam.